Nasıldı benim yeni elemanımın açılışı? Şahaneydi değil mi? Hah! Şimdi sevgili dostlar, ben kendimi bildim bileli bu kadar şeker, bu kadar keyifli, bu kadar şirin bir pakete daha denk gelmemiştim. Dur şimdi heyecanlandım vallahi, durun. Heyecan yapmayın. Pilini de takalım. Pil bildiğiniz klasik NPB 126. Bunda zaten çok az enerji ürettiği için tahmin ediyorum ki detayları daha sonra incelediğimde tekrar konuşacağız. Bugün bir incelemeye daha henüz girmiyorum. Yani şu anda bir açılış yapacağız. Kapatalım. Bir de şu muhteşem XC serisi 15'e 45 olanı takıyorum. Bu lensle biraz daha inceleme fırsatına sahip olacağım. Aynı zamanda bu benim için de bir size... Bu lensin bir incelemesi olacak. Bunu da taktık mı? Makine şöyle bir makine ya arkadaşlar. Yani full artiküle LCD ekran olacak iş değil bu makinede. Evet, makineyi öğreneceğiz. Oo, neleri yok. Of neleri yok. Açalım önce. Ha, bir tek neyi yok biliyor musunuz arkadaşlar? Şeyi yok. Göz yeri yok. Yani telefondan çekim yapanlar için çok iyi haber. Ne yapacaklar? Bunu böyle çevirecekler. Sanki telefonlarından, cep telefonlarından çekiyorlarmış gibi. Oo, şahane, şahane. Bir şey söyleyeyim mi? Elinizden düşüremeyeceksiniz. Vallahi düşüremeyeceksiniz. Bir de bellek kartımızı takalım. Sonra az önceki yakışıklı oğlumun bir resmini çekeyim. Şu anda orası iyice karanlık. Vay. O gün çok yakışıklı çıktın oğlum. Bunu göstereyim sana. Vallahi dehşet başarılı. Şaşırttı beni yani. Yapacağımız tek bir şey kaldı arkadaşlar. Çıkıp bu makineyi bol bol inceleyip sonra tekrar buluşmak. Tamam. Hadi biraz sonra görüşmek üzere. Fotoğraf çekmek kolay sokakta. Şu anda güzel bir cihaz deniyoruz değil mi seçip? XA7. Evet. Minik, minik çok hoş bir şey. Çok şirin ya. Sana alayım bir tane bundan seçip. Yok, teşekkür ederim. Vallahi alayım ya sana. Taşıması bana zor. Yok, taşıması zor değil ya. Vallahi çok kolay. Vallahi kolay. Vallahi çok kolay. Çok güzel, çok minik bir şey. Ben size şimdi bu cihazla çektiklerimi ve bu cihazın özelliklerini bol bol anlatacağım biraz sonra oturduğumuz bir yerde. Tamam mı? Hadi görüşürüz. Üzerindeki LED'i yakmamıştık. Şimdi de LED'i yakarak yapıyoruz. Ben daha önce söylemiştim ya size mutlaka bir LED kullanın diye. Bu arada kullandığımız lens de Fuji'nin en ucuz zoom lensi. XC15'e 45 olan lensi. Hem bu şekilde de bu lensin başarı ya da performansını da görmüş olursunuz. Herhangi bir mikrofonda bağlı değil. Kameranın kendi mikrofonundan bütün sesi alacaksınız. Herhangi bir düzeltme de yapmayacağım ki gerçek performansını göresiniz. Evet sevgili dostlar, şirin mi şirin XA7 ile şu anda çekim yapıyorum. Bu makine 24 megapiksellik bir Bayer sensöre sahip. Fujifilmler iki tane değişik sensör kullanıyor. Bir tanesi Bayer, diğeri X-Trans. Zaten Fujiciler arasında da enteresan bir tartışmadır bu. Bayerciler ve X-Trans'cılar vardır. Bayer sensörün yarattığı çok enteresan renk karakterini X-Trans'ta bulamadıklarını ve bazen eski makinelere özlediklerini söylüyorlar. Eğer bunu gözlüyorsanız XA7 sizin ideal makineleriniz bir tanesi ki katılmıyor da değilim. Bayer sensörünün gerçekten muhteşem renkleri var. Bu makinenin ne gibi özellikleri var? Bu makine 4K 30, 1080p'de 60 FPS'ye kadar çekim yapabiliyor. 4K'da daha kısıtlı tabii, 15 dakikayı geçmiyor ama 1080p'de çok rahatlıkla yarım saatlik çekimler yapabiliyorsunuz ki ben şu anda Temmuz seçeneği tercih etmiş vaziyetteyim. Çünkü bu makine 4K'yı kullanmak biraz bu makineyi zorlamak anlamına gelir. Başka ne gibi özellikleri var? Bu makinenin bildiğiniz Fujifilm basic film simülasyonları var. Başka ne gibi özellikleri? Her türlü bracketing, saniyede 6 fotoğrafa kadar hızlı çekimi var. Onun haricinde videoda yavaşlatılmış çekimi var. Vallahi var oğlu var yani. Bir de şirinliği de cabası makinenin ve son derece başarılı bir performans. Şu anda üzerinde kullandığım XC15'e 45'te son derece ucuz ama dehşet başarılı bir lens olduğunu görüyorum. İlk defa el ayağı düzgün birkaç gündür kullanma ve test etme şansına sahip oldum. Hani bütçeniz kısıtlıysa hiç düşünmeden alabileceğiniz bir zoom lens olduğunu. XC serisinde de 35 milyon mm f2'sini de hakikaten tavsiye edebileceğim lenslerden bir diğeri. Ama şu an hakikaten keyif yapıyorum. Bir kere ölçüsü, ele sığışı, hani bir de bunu kalkıp o 27 mm'lik yeni f2.8 pancake lensi de kullanırsanız cebinizden çıkartmazsınız. Daha doğrusu cebinizden çıkartırsınız tabii fotoğraf çekmek için, ama dışarı çıkarken cep telefonunuzu unutmamak gibi bir alışkanlık haline gelir sizde XA7. Ha, cep telefonu demişken, bu makinenin tabii eksiklerinden bir tanesi EVF'in olmaması, ama zaten cep telefonundan geliyorsanız ya da böyle bir sisteme geçiyorsanız siz zaten LCD ekrandan çekmeye alışkınsınızdır ve siz bu konuda da hiç yabancılık çekmeyeceksiniz. Kaldı ki LCD screen üzerinde de daha sonra göstereceğim inanılmaz kontrol ayarları var ve istediğiniz gibi bütün ayarları LCD screen'den de çok rahatlıkla değiştirebiliyorsunuz. Yani avantajları say bitmiyor. Ve böyle bir komboyu 4000 lira civarına alıyorsunuz. Yani kusura bakmayın ama 4000 liraya eli ayağı düzgün telefon alamıyorsunuz artık bu devirde. Yani ne diyeyim size. Menüye gelince, menüyü daha sonra eve döndüğümde inceleyeceğiz. Tamam mı arkadaşlar? Sevgili dostlar, bu ekranın formatı da, LCD ekranın formatı da 16:9 olması inanılmaz bir şey yani. Ve şu anda gördüğünüz gibi lensin arkada verdiği bokeh de çok lezzetli bir bokeh. Fotoğrafta da aynı lezzeti tadıyorsunuz. Şeyi de oldukça başarılı. Gördüğünüz gibi otofokus sistemi de oldukça başarılı. Konudan konuya çok rahatlıkla geçebiliyor. Ve sizi de çok yarı yolda bırakacak gibi de gözükmüyor. Ha, çok karanlık ortamlarda elbette sıkıntı yaratır ama onun haricinde geçişler son derece pürüzsüz, gördüğünüz gibi. Tam bir video çekme makinesi haline gelmiş. Yemin ediyorum kullandıkça daha da çok alasım geliyor. Bu makinenin, daha doğrusu bu lensin bir de zoom'daki başarısını merak ettiğimi itiraf edeyim. Onu deneyeceğim şu anda. Heh, şuradan. Elektronik bir zoom var. Valla zoom'daki başarısı, size söz veriyorum, benim o 16:80'den çok daha üst düzey. Çünkü biliyorsunuz 16:80'in bir tek sıkıntısı var. Yani her ne kadar muhteşem bir lensse de bu tür zoomlamalarda ne yazık ki odak kaybetme hatası var. Daha henüz onu düzeltecek de bir firmware update ile de Fuji bizi sevindirmedi. Ama bunun gördüğünüz gibi zoom'da zerre kadar bir şey kaybetmiyor. En ufak bir glitch dediğimiz, en ufak bir hata göstermiyor. Hakikaten muhteşem. Yakın çekim meselesine gelince de, yani ne diyeyim size, çok başarılı. Bakalım ne kadar dibine kadar girebileceğim. Vallahi yani close-up shot'larda da son derece başarılı, gördüğünüz gibi. Sevgili dostlar, bu da 16:80 ile XA7'nin üzerinde bir çekim yapıyorum. Hiç olmazsa iki lens arasındaki de farkı görmüş olursunuz. Sen çektir. Gel. Ya sen bu hamleye gitmiyorsunuz ya. Aa, hem veriyorum emeği hem de bu. Hem ama veriyorum hem de elime. Seçi nankör kediler değil mi? He. Ha? Evet. Nankör mü kediler Seçi? Yerken çekebilirsin. Evet, hem mama verdim hem elime. Aa, pislik. Bana bak, seni ben kovarım ama. Çıkı şuradan. Yiyecek bu. Al çocuğum. Al. Zeynep'in senden alıp seni. Yok, estağfurullah. Aa, hasta mı ne? Psikopat. Hamileye yedirtmiyor. Onun derdi yemek değil ki. Hah, iyi o da. Şu anda Seçil XA7 ile keyif yapıyor. Evet sevgili dostlar, size şu şirinlik muskasının bir de elde duruşunu göstermek istedim. Ölçüleri bunlar. Çok güzel. Aynen şöyle açıyorsunuz. İster böyle açalım da ayrıca. Açtığınız zaman böyle bir görüntü geliyor. Buradan her türlü ayarı. Buradan da ayarlarını çok rahatlıkla değiştirebiliyorsunuz. Bakın şurada özel ayarlar var. Gerçi bunu daha ben size sonra göstereceğim ama uzun lafın kısası inanılmaz keyifli. Şöyle bakarak kare aldık. Evet sevgili dostlar, yani ilave ne söylenebilir ki, bu gerçekten hakikaten dört dörtlük bir alet. Çok güzel, çok şirin. Üzerindeki XC15'e 45'te vallahi söylenecek bir şey yok. Çok güzel bir cihaz. Merhaba çocuklar, ne haber? Evet, kafemizden çıktık. Şimdi yürüyerek gidiyoruz. Ne yapayım abi? Çektikçe çekesim geliyor ya. Sevgili dostlar, bugüne kadar yaptığım incelemeler içerisinde hayatta bu kadar zevk aldığım herhalde başka bir inceleme olmamıştır. Diyeceksiniz ki abi saçmalıyorsun. Kalkıyorsun gidiyorsun Fujifilm'in en ucuz makinesini göklere çıkartıyorsun. Ama inanın bana hak ediyor ya, ne yapayım şimdi? Ben hayatımda bu kadar keyif aldığım inanın başka bir makine daha olmadı. Neyin keyfini aldım biliyor musunuz? Küçücük makine olduğu için her yere geldim, çat 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 fotoğraf çektim, çat 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 fotoğraf. Kimsenin numara olmadı benim çektiğim kareler. Dolayısıyla inanılmaz bir özgürlük hissettim, bu bir. İkincisi, örneklerde de göreceğiniz gibi bir kere renkler ve keskinlik, fotoğraf, zaten Fujifilm'in 24 megabitlik Bayer sensörü hakikaten övülesi bir sensör ve dehşet sonuçlar alıyor. Ama beni esas ne şaşırttı bu makinede biliyor musunuz? Video performansı şaşırttı ya. Benim beklentilerimin çok ama çok üstüne çıktı bu kameradaki video performansı. Ya evet, bir XC4'ün işte H265'te F-log falan o tür detaylar yok. Eyvallah. 4K 30 FPS kayıt var. 1000K'da da 60 FPS'ye kadar çıkıyor ama hiç önemli değil. Ben ne yaptım biliyor musunuz? 1080p'de 24 FPS'de çekimler yaptım. Vlog mu yapmak istiyorsunuz? Yeter. YouTube'a içerik mi üretmek istiyorsunuz? Yeter. Pardon, ufak tefek filmler mi çekmek istiyorsunuz? Vallahi yeter. Şaşırttı. Ha, bir şey daha çok şaşırttı beni. Bu normalde bu kameranın mikrofon girişi 2,5 mm. Dolayısıyla elimde benim herhangi 2,5 mm'lik bir girişli bir herhangi bir mikrofon yoktu. Dolayısıyla da bu kameranın kaydından duyacağınız bütün sesler tamamıyla kameranın kendi preamp'ından ve kendi mikrofonundan kaydedildi. Orada da çok geçirdim ya. Yani bu kadar mükemmel ses olur mu abi? Bu makina böyle alın, şu lensle de, bak bu lense de çok şaşırdım. Daha önce çok bir günlüğüne falan elime geçmişti. Bir gün kadar kullanmıştım, tamamen anlamamışım demek ki. Ama bu 15-45'te yani şaşırtı derecede bir kere otofokus güvenilirliği var. Keskinliği muhteşem. Bakın bu makineyi dibine vurdum. Her yere götürdüm. Profesyonel shootoutlara götürdüm. Bir tane mekan çekimim vardı orada. Bununla çok enteresan kareler yakaladım. Onun haricinde gittim portre çekimleri yaptım. Sokak fotoğrafları çektim. Videolar çektim. Denemeler yaptım. Her türlü ortamda zorladım bu kamerayı. Ve aldığım netice de hakikaten olağanüstüydü. Aa evet, bu kamerada 30 işte saniyede 30 tane kare çekmiyor. 6 tane çekiyor. Olabilir. Siz de 30 tane kareyle çek. Zaten kalkıp bu kamerayla gidip zaten profesyonel futbol maçı ya da basketbol maçı çekecek değilsiniz. Pardon ya, bir de 4000 liraya ne istiyorsunuz be arkadaşlar? Bu kadar mükemmel bir aleti 4000 küsür liraya almanız zaten mümkün değil. Bir de güzel olan taraf ne biliyor musunuz? Önce EVF'in olmaması beni rahatsız eder falan diye düşünmüştüm. Yok be. Hani cep telefonundan geliyorsanız eğer. Şunu şöyle çevirip elinizi şöyle alıp da ortalıklarda dolaşıp çat 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 çat, inanılmaz keyifli. İnanılmaz keyif aldım. Hatta şaşırtıcı derecede keyif aldım. Ne gibi özellikleri var zaten menü incelemesinde göstereceğim ben size bunları. Valla ben çok sevdim. Ha bir şey daha var, sonradan keşfettim onu. Şurada küçücük bir, dikkat edin, flaşı varmış. Ha! Çok keyifli bir flaş. Bakın, gizli flaş. Yani neresinden bakarsanız bakın. Sonuna geleceğim zaten yani. Bu kamera alınır mı alınmaz mı noktasına geleceğim. Vallahi alınır arkadaşlar ya. Yani samimiyetle söylüyorum. Ben de şu anda zaten XS10 var, XT4 var. Ama bu makineyi geri verisim yok. Ne yapacağım bilmiyorum. Belki de alacağım. Onu da bakacağım. Artık hanım da beni boşayacak, durmadan kamera alıp duruyorsun diyecek. Ama bunu da bırakasım gelmedi. Daha da komini söyleyeyim size. Yengeniz bile bayıldı. O bile elinden düşüremedi ve harikulade kareler çekti. Onları da göstereceğim size. Çok inanılmaz keyif aldık yani. Kaç gündür ben kullanıyorum bu kamerayı. Her türlü ortama soktum, çıkarttım. Bugün yengenizle beraber dışarı çıktık. Yengenin de eline verdim. Birkaç böyle şu güzel enteresan kareler çekti. Bir iki video çekimler yaptı. Bırakamadık ya elimizden. Sürekli video çekesim vardı. Sürekli fotoğraf çekesim vardı. Hastalık lan bu makine. Tehlikeli. Söyleyeyim size. Hem de ucuz. Yani alınır be. Aslında menüyü anlamak çok zor değil. Çok klasik Fujifilm menülerinden bir tanesi. IQ'su var. Efendime söyleyeyim AF, MF'i var. Fotoğraf için ayrı bir bölüm var. Flash için ayrı bir bölüm. Video için ayrı bir bölüm. Bir de genel ayarlar var. IQ'ya geldiğimiz zaman IQ'dan bildiğiniz gibi görüntüyle ilgili ayarlarımız var. Görüntü boyutu var. Arzu ederseniz burada epey bir seçeneğiniz var. 4:3, 3:2, 16:9, 1:1... gibi ayarlarımız var. Görüntü kalitesinde bu tür makinalarda muhtemelen hepiniz JPEG çekeceksiniz. Dolayısıyla Fine'da bırakmanız gayet doğaldır ama ben RAW'da işlerim abi diyorsanız o zaman Fine ve RAW ya da direkt RAW'u tercih edebilirsiniz. Film benzetimleri, daha önce söylediğim gibi basic film benzetimleri var Fujifilm'in. Size seçimlerinizle ilgili seçenekleri gösteriyor. Ben şu anda LCD ekranın kendisinden bunu dokunmatik ekran olduğunu hatırlatmak adına gösteriyorum size. Belbiyası var, Astya'sı var, klasik kromu var, Pro Negatif High var, Pro Negatif Standart var. Tek renkliler var. Portre güçlendirici seçenekleri var. Yüz yumuşatma var. Gördüğünüz gibi bunu da ekrandan, LCD ekranın kendisinden dokunmatik olarak gösteriyorum ben size. Devingen alanı daha önceden başka menülerde de görmüşsünüzdür. Bu dinamik alan olarak geçiyor. Burada otomatiği var. 2 tane beyaz dengesi ayarı var. Beyaz dengesini otomatik olarak ayarlayabilirsiniz. Direkt bir tane kişisel ayar yapabilirsiniz. Kelvin olarak ayarlayabilirsiniz. Gün ışığı vesaire vesaire vesaire. Buradaki seçenekleri her zaman ampul ışığını ne kadar düzgün gösterdiğini görün ama ben şimdilik bunu tekrar bozmayayım ve otomatiğe getireyim. Burayı da okeyledik. Burayı da okeyledik. Buradan da arzu ederseniz JPEG için parlak alan renk tonlarını ayarlayabilirsiniz. Gölge alan tonlarını ayarlayabilirsiniz. Rengi ayarlayabilirsiniz. Keskinliği, gürültü azaltmayı, uzun pazlama değerini ve renk hacmini. Bunu zaten sRGB'de bırakmanız gerektiğini biliyorsunuz sevgili dostlar. Devam edelim. AF, MF biliyorsunuz sizin odaklama kiplerinizin saklandığı menüsüdür. Odak alanına gerek yok. Fokus modu buradan değiştirebiliyorsunuz. Manuel fokus, devamlı fokus ya da tek AF. AF kipine geldiğiniz zaman diğer Fujifilm kameralarınızda olduğu gibi tek nokta, bölge, genişleme ve tümü olarak mevcut. Fokus noktalarının sayısı 117 ya da bunda 425 noktaya kadar da çıkartabilirsiniz. Ama ben genelde daha az noktada bırakıyorum çünkü çok daha kolay ve süratli geçiş sağlıyor. Her ne kadar yine de dokunmatik ekran istediğiniz gibi ayarlamalarınızı sağlıyorsa da. Onun haricinde bunu açmanıza gerek gerçekten yok. Yardımcı ışık açık dursun. Yüz göz tanıma ayarları. Burada yüz göz tanımayı açık kapabilirsiniz. Kapalı yapabilirsiniz. Otomatik yapabilirsiniz. Sağ ya da sol göz öncelikli yapabilirsiniz ki ben size bu ikisinden birini tercih etmenizi öneririm. O zaman çok daha kolay takip ediyor gözü sistem. AF artı MF. Bu ne demek? Otofokus ama otofokusun yetmediği yerde manuel de ince ayar yapmak istiyorsanız bu ayarı açmanızda fayda var. Ondan sonra devam edelim. MF yardımcı, yani manuel fokus yardımcı. Ben burada tepe olarak ve kırmızıyı yüksek olarak her zaman ayarladım. Daha önceki belki videolarımda da görmüşsünüzdür. Netlemeyi açık bırakın. Kilit noktası ve odak alanı vesaire vesaire. Buralara dokunmanıza gerek yok. Flashlarda flash kipi. Bunu biliyorsunuz, otomatik flash var ya, o otomatik flash'ını yine de sizden ayar istiyor. Yani komut bekliyor. Bu komutu gerçekleştirmesi için flash kipini, yani zorun flash olarak açık tutabilirsiniz. Eğer açtığınız anda ancak devreye girer. Açmazsanız devreye girmez. Ya da ikinci perde eş zaman komutlu ya da flash kapalı olarak da seçebilirsiniz. Ben bunu burada bırakmanızı tavsiye ederim. Gelelim video ayarlarına. Video ayarlarını buradan düzeltebiliyorsunuz. Film kipi K'da 30 FPS'ye kadar var. Full HD'de de 59.94 FPS'ye kadar var. Bunları geçin, geri sayım geçin. Odak tipi tabi burada tutacaksınız ya da manuel olarak çekeceksiniz. Hangisini istiyorsanız duruma göre değişir. Film kipini mutlaka çok alanlı değil de değişken AF'de tutun. ISO'yu duruma göre otomatiğe ayarlayın ve özellikle de bu tür cihazlarda ben en kolay çekim biçimini diyafram öncelikli çekmekte buldum. Diyafram öncelikli enstantane ve ISO'yu makineye otomatik ayarına bırakırsanız gayet güzel neticeler alıyorsunuz. Buraları hiç dokunmayın. 4K film çıkışı karta, eğer 4K çekecekseniz, yoksa HDMI'ya da aktarabiliyorsunuz. HDMI kayıt kontrolü on, mikrofon seviyesini arzu ederseniz buradan ayarlayın. Ayrıca mikrofon kumandayı da buradan ayarlıyorsunuz. Sevgili dostlar, buradaki diğer kullanıcı ayarlarını zaten daha önceden anlatmıştım ben size. Buradan arzu ederseniz işte biçimleme, tarih, zaman farkı, lisan, sensör temizleme vesaire vesaire. Ses ayarlarını, ekran ayarları, Ki bunları ben söylemiştim ama bir daha göstereyim. Bu ayarı unutmayın. Manuel modda pozlama, beyaz dengesi, ön izleme. Bunu açık tutarsanız flaşlı çekimlerde çekeceğiniz kareyi görmeniz mümkün olmayacaktır. Çünkü enstantanizi flaşınıza göre ayarlayacaksınız ve karanlık ortamda 1/, atıyorum ben 160'a eğer enstantanizi ayarladıysanız ve ortam flaşınızı kullanacağınız kadar karanlıksa o zaman zaten ortamı görmeniz mümkün değil. O zaman kapatmanızda fayda vardır. O halde göreceksinizdir. Unutmayın bunu, bir ufak bir hatırlatma olarak verdim onu. Ama daha sonra zaten flash kullanımı ile ilgili ayrı bir içerik yapacağım. Orada tekrar değinirim ben bunlara. Doğal canlı görünümü kapatın, açın, önemli değil. Gösterim otomatik vesaire vesaire. Ha, burada kişisel ayarları göster derseniz eğer. Burada kişisel ayarlar şey gösterecektir size. Bütün bu ekranda görmek istediğiniz ya da istemediğiniz bütün seçenekleri karşınıza çıkartacaktır. Mesela bu elektronik cetvel var ya, ortada yeşil çizgi. Burada sizin işaretlemeniz neticesini ortaya çıkacaktır. İşte yoğunluk dağılımı dediğimiz histogram buradaki sizin işaretlemeniz neticesini ortaya çıkacaktır. Ve buna benzer ilave bilgileri buradan ilave edebilirsiniz ya da çıkartabilirsiniz kendi ekranınızdan. Biz dönelim başka düğme ayarları, güç yönetimi, veri kaydet ve bağlantı ayarları. Valla sevgili dostlar, menüsü böyle, kullanımı gayet kolay. Şimdi gelelim bu makinede kullanmanız gereken, daha doğrusu dikkat etmeniz gereken ayarlardan bir tanesi de hemen yukarıda, şu anda gösteremiyorum ama makinenin arkasında çöp kutusunun yanına Drive yazılı bir düğme var. O düğmeye bastığınız zaman bu düğmede fotoğraf kipi, hızlı çekim kipleriniz yani 3 ya da 6 kare saniye, otomatik pozlama dizisi, arzu ederseniz otomatik pozlama 3 tane 4 tane fotoğrafı çeker, en düzgün pozlamayı verir size. Arzu ederseniz ISO'dan emin değilseniz ISO baslamaklama yapar. Devam edelim, film benzetim dizisi kullanabilirsiniz. Beyaz dengesi bracketing kullandırıyor size. Devingen dizi çekimi imkanı veriyor. Bu HDR inanılmaz tavsiye edeceğim özelliklerinden bir tanesi. Çok yüksek dinamik aralıklı fotoğraflar çekiyorsanız, çok parlak bir gökyüzü ve bol gölgeli bir alan aynı anda çekmek zorundaysanız bu HDR'ı otomatikte tutarak çekersiniz ve harika neticeler alırsınız. Buradan da video çekimine girebilirsiniz ama video çekimde tutmanıza gerek yok. Öndeki çark ile arkadaki çarkın üstünde 2 tane de basabileceğiniz düğmeye sahip. Öndeki çarkın düğmesi fotoğraf çekmenizi sağlarken arkadaki çarkın düğmesi de doğrudan doğruya video çekmenizi sağlıyor. Başka burada ilave edeceğim şu anda başka bir şey yok. Üstteki mod zaten bildiğimiz klasik MASP modu. Vallahi sevgili dostlar, umarım bu içerik hoşunuza gitmiştir. Daha benim söyleyecek bir şeyim yok. Söyleyeceğim her şeyi söyledim. Ha, gelelim sonuca. Bu kamera kimin için? Çok zor bir soru, biliyor musunuz? Çünkü diyesim geliyor ki herkes için. Yani elinizde en profesyonel kamera olsa dahi. Şu body'yi alın. Bir tane de 27'lik var ya, o hani pancake'ler. Bir tane o pancake'lerden çakın 27 f2.8. Koyun cebinize, çıkın dışarı. Aklınıza geldiği ve estiği yerde çat 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 çat. Videonuzu çekin, fotoğrafınızı çekin. Sonra eve gelin, keyif yapın. Yani buradaki P, yani program modunda da fotoğraf çekin. Arzu ederseniz diyafram öncelikli, enstantane öncelikli, tamamen manuel çekin, ne bileyim ben video çekin, HDR çekin, bracketingle her türlü, ISO bracketingine, aklınıza gelebilecek her şeyi yapın makineyle. Ha, neyi yapamıyorsunuz? F-log çekemiyorsunuz videoyu. Neyi yapamıyorsunuz? 30 saniyede 30 kare çekemiyorsunuz. Başka neyi yapamıyorsunuz? Başka her şeyi yapıyorsunuz. Daha ne istiyorsunuz? Bir de üstelik arzu ettiğiniz gibi de bu lensi sevmediğiniz, değiştirin, istediğiniz lensi takın. Ve ben size hem bu lensle hem de 16x80 ile bir iki örnekleme verdim. Onları da gördünüz zaten. Yani arzu ettiğiniz gibi lensinizi değiştirin. Ha, bu lensin yanı sıra ki bu XC serisi dediğim gibi beni çok şaşırttı. Çok da başarılı bir lens olduğunu gördüm. XC 35 F2'yi de çok tavsiye ederim size. O da çok güzel bir lens ve ucuz olmasının yegane sebebi ana XF 35 F2 tamamen metal konstrüksiyon. Buna karşın da bu %80'i plastik konstrüksiyon. Tek fark o. Yoksa içindeki cam elemanlar ve kalitesi falan tamamıyla birebir aynı. Sevgili dostlar, yani kısacası yeni başlıyorsanız bu kamera sizin için. Kameranız var, büyük kameranız var ama sokakta keyif yapamıyorum çünkü herkesin dikkatini çekiyorum diyorsanız, daha küçük bir kamera istiyorum böyle ele avuca sığacak bir şey diyorsanız bu kamera sizin için. Ya bende bir kamera var, eşim de beni kıskanıyor, bir tane de eşim de olsun. O zaman bu kamera yine sizin için. Ya bu kamera kısaca herkes için abi. Bu paraya da hakikaten herkes alır yani. Yani bakın el ayağı düzgün bir telefonu bugün alamıyorsunuz bu paralara. Kusura bakmayın, bu içerik biraz uzun oldu ama umarım değmiştir. Beğendiyseniz beğenme butonuna lütfen basmayı unutmayın. Hala abone olmadıysanız lütfen abone olun. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sağlıklı kalın, hoşça kalın. Ben Erdin Çomaç. Fotoğraf çekmek kolay. Bugünlük bu kadar. Thank you.